vermezdi bize. Habere tanıtma koşulları mı olur ya? Çalışıyorum, çalışıyorum. Gene de patrona yerine mi ayırır ya? Böyle şey. Ha diyelim ki seni sendikan sararmış, sarılık krizi geçirmiş. Ne yapalım yani? Sen sendikanı yere mi bırakacaksın? Ulan hakkında bir dedikodu ediliyor, onu diyeyim size. Diyorlar ki ya bizim bildiğimiz Marx bira içer. Lan Marx'e bize niye sahnede çay içiyor? Ya sizin bildiğiniz Marx Almanyalıdır. Almanyalıdır. Erkek arkadaşlar siz dinlemeyebilirsiniz. Kadınlarla özel bir şey konuşacağım. Bence sizi bir günle kandırmaya çalışıyor. Alın 8 Mart'ı idare edin. Ne yaparsanız yapın. Yayalanın, moyalanın diye. Karadenizli'nin biri okumuş. Kendini geliştirmiş. İktisat alanında profesör olmuş. Efendim gayrimilli hasılaların, paranın nasıl paylaşıldığıymış. İtalyan çıkmış demiş ki biz demiş parayı şöyle paylaşıyoruz. Ortaya bir çizgi çiziyoruz. Parayı fırlatıyoruz. Sola düşenleri halk alayı, sağa düşenleri devlet kendisi alıyor demiş. Amerikalı demiş ki biz demiş ortaya şöyle bir daire çiziyorum. Şöyle daire. Sonra da parayı alıyorum, havaya fırlatıyorum. Dairenin içinde kalanları devlet alayı, dışına çıkanları halka dağıtıyoruz. Bizim Karadeniz'i düşünmüş demiş ya biz daire çizmiyoruz. Biz çizgi çiziyoruz. Bizde çizgi mizgi yok. Biz şöyle yapıyorum. Parayı alıyorum, havaya fırlatıyorum. Yere düşenleri devlet alayı, havada kalanları halka dağıtacak. Sen bizi boşa kandırmışsın. Bizim içimiz de meta yokmuş. Ulan koyayım o kafaya bir gobek mi? Yani sopa ki, ulan beyninin tomografisini de çektiriyor. Yalnız da hamsi çekirse ne yaparsınız? Onu bir güzel buğulama yapar, afiyetle yersiniz. O zaman ne olur efendim? Metayı kullanmış olursunuz. Metanın kullanım değeri neymiş efendim? Nefsimizi köreltmek, karnımızı doyurmakmış. Yok eğer derseniz ki, ulan benim götümde donum yok, benim kumaşa ihtiyacım var derseniz, alırsınız bu 20 kilo hamsiyi, pazara gidersiniz. Pazarda kumaşçı Kadir'e dersiniz ki al bakalım bu hamsiyi, ver bakalım bana 20 metre kumaş. Eğer 20 kilo hamsi 20 metre kumaş ediyorsa neden ediyor? Çünkü içindeki donmuş emek eşit olduğu için. O dönemde kim kimle nerede ne zaman ne ettiği belli olmayan bir çağdı ki biz bu çağın adına kör tuttuğunu öfer çağı diyor. Balıkçı Cemal emeğiyle efendim kumaşçı Kadir'in emeği eşit olduğu için kullanım değeri açısından, değişim değeri açısından ha bu metalar birbiriyle değiştirebiliyor. Şu A kanalında var ya A Haber, oradan dolarları alsak, euroları alsak da efendim gitsek bozdursak diye düşünüyorum. Mesela hiç 5'ten yukarı çıkarmadılar dolar onlar. Hep öyle. İstikrarlı çıktılar. İstikrarlı. 4.99, 4.98, 5'ten yukarı çıkmadı. Ulan öbür tarafta 7.5 oldu. Hala 5 liraydı A Haber'de. İnsanoğlu hayvandan türemiştir. Bu konuda bir tartışma yok. Ancak Darwin arkadaşımızın söylediği gibi insanoğlu maymundan mı türemiştir? İşte burada yanılıyor. Çünkü insanoğlu maymundan değil, hamsiden türemiştir, hamsiden. Doğada bir diyalektik var. Araştırmalarımız sırasında anladık ki doğada bir diyalektik varmış ki onu şöyle anlatabilir. Hani böyle basitten karmaşığa giden bir süreç yani. Şöyle tek hücreli hayvandan Messi'ye, Ronaldo'ya kadar giden bir süreç olduğu için buna diyalektik denir. Ya şöyle de anlatılabilir. Taka'dan Titani'ye, Hamsi'den Balina'ya, Fenerbahçe'den Barcelona'ya kadar giden bir süreç. Yani buna diyalektik denir ki ha bu diyalektik bir de zıtların çatışması, karşılıkların bütünlüğü olarak da anlatabilirim. Mesela bu Fenerbahçe-Trabzon çatışması var ya sürekli şampiyonluk çatışması. Sen oldun, ben oldum, sen şike yaptın, ben yapmadım, o biri yaptı. Azizli, mazizli, koçtu, koçu gitti, öbürü geldi falan ya. Hani ne oluyor? Bu da zıtların birliği, karşıtların çatışmasına örnek olarak verilebilir. Aile dediğimiz şey nedir efendim? Aile, ana, baba ve bilgisayar sapından sapığı çocuktan olacak sıcacık bir yer. Onunla ne oluyor? Olacak akrabalık bağı çoğalıyor. He? Doğal olarak özel mülkiye paylaşılmaya başladığı için çok da fena sayılmayabilir. Sizde de var değil mi bu telefon sapıklığı? Benim önerim şu, acaba nasıl olur? Şuraya bir üçüncü kol yapsak. Direkt telefon. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Lazlarla tüm dünya halkları kardeştir efendim.